Merhabalar, öncelikle herkese iyi hafta sonları diliyorum. Ben diyetisyen Miray Kırılmaz. Bundan sonra Tele1 TV ekranlarında Sağlık Gündemi programında saat 14'te sizlerle birlikte olacağım. Alanında uzman konuklarımızla birlikte sizlerin merak ettiği soruları ve gündemden konuları tartışıyor olacağız. Bugünkü konuğum da Medikal Estetik Koordinatörü Melda Aydın bizlerle birlikte. Melda Hanım hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Öncesinde sizi bir tanımak istiyorum Melda Hanım. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Melda Aydın yaklaşık 6 yıldır bu sektörün içerisinde medikal estetik alanında birçok kurumda hizmet veren bir yöneticiyim. Teknolojinin en başından en sonuna kadar tecrübe ettiğimiz işlemlerle beraber çalışmaktayım. Şu anda bir demo grup ailesinde yine yönetici olarak devam ediyorum. Gayet güzel. Peki bugün neler konuşacağız? Bugün herhangi bir operasyon geçirmeden kilo vermek mümkün müdür? Kısa süreçlerde istenilen vücut formuna sağlıklı bir şekilde ulaşabilir miyiz? Bunun beslenmeyle nasıl desteklenmesi gerekir? Yanlış diyet kavramı nedir? Diyet yapıyorum fakat kilo veremiyorum veya verdiğim kiloları çok hızlı bir şekilde geri alıyorum diyorsanız tüm bu sorularınızı Tele1 ekranlarında sizlerle yanıtlıyor olacağız. Aynı zamanda beslenme ve diyetle alakalı da sorularınız olduğu zaman bana yönlendirebilirsiniz. Evet, o zaman ilk sorumuzla birlikte başlamak istiyorum Melda Hanım. Çokça soru var, daha da fazla bekletmek istemiyorum izleyicilerimizi. Özellikle gündemde şu an estetik çok fazla ön planda ve dünya ameliyatsız estetikle birlikte ilerliyor. Peki siz ameliyatsız vücut geliştirme programlarında nasıl sistemler uyguluyorsunuz? Bunlardan birazcık bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki elbette. Şimdi şöyle merkezimizde bölgesel incelme, zayıflama ve şekillenme üzerine aslında birden fazla cihazla hizmet veren bir merkeziz. Kişinin ihtiyacına göre, kilosuna göre, vücudundaki yağ oranına göre kişiye özel bir program oluşturuyoruz. Danışanlarımız geldiğinde önce uzman kadromuzla diyetisyenimize bir yağ kası ölçümünü aldırıyoruz. Daha sonrasında uzmanımız bölgesel olarak işlem yaptırmak istediği, tedavi ettirmek istediği ya da şekillendirmek istediği bölgeyi muayene ediyor. Hangi cihazları girmesi gerektiği hakkında bir tedavi protokolü oluşturmuş oluyor. Birden fazla cihaz dediğim gibi yağ parçalayan MSI Plus cihazımız, kas kontraksiyonu sağlayan M-Shape cihazımız ve daha özel zayıflama protokolü içerisinde bulunan birden fazla cihazla hizmet veriyoruz. Bu şekilde. Peki bölgesel şekillenme dedik. Daha çok hangi bölgelerle alakalı size başvuruyor danışanlar? Şimdi şöyle yapabiliriz. Bölgesel incelme tabii ki hem revaçta olmakla beraber hem de kişinin kaygılarıyla beraber de ortaya çıkan bir süreç aslında. Kadın ve erkek danışan olarak bunları ayırabiliriz. Erkek danışanlarda genellikle işte karın ve bel göbek oluşumuna bağlı olarak sırt ve memeye bakarken kadın danışanlarımızla en çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi doğum sonrası sarkmalarıdır ve tabii ki selülit problemleridir. Birden fazla bölgeye birden fazla işlem yapıyoruz. Evet, selülit kadınlarda özellikle çokça rahatsız olduğumuz durumlardan birisi. Özellikle hormonal etkilerle ortaya çıkabilen bir durum. Peki selülit problemi olan danışanlarımız sizlere başvurduğunda bu nasıl bir süreç olarak ilerliyor? Bunun tamamen çözümü mümkün müdür? Şimdi selülit problemi evet hormonal bir problem. Kadın danışanlarımızla sık karşılaştığımız bir problem. Yoğun egzersizlere rağmen, yürüyüşlere rağmen dışarıdan profesyonel destek almadan çok aslında iyileşebilecek mümkün değil. Bunun için MSI Plus dediğimiz saten germe özelliği olan bir cihaz kullanıyoruz. Burada yaklaşık olarak herkesin merak ettiği aslında iyileşme oranlarıdır. Tabii ki bunlar kişinin yaşına göre, fizyolojik yapısına göre ya da cilt elastikiyetinin durumuna göre, dolaşımına göre değişebilecek şekillerdir. %70-%80 oranında bir iyileşme görüyoruz. Olduğundan çok daha güzel bir halde oluyor. İnsanlar genellikle sonuçlarımız memnunlar. Gayet güzel. Peki bir noktada çokça merak edilen ve önemli bir konuya da değinmek istiyorum. İşlemlerinizin sağlık açısından herhangi bir yan etkileri var mıdır? Vücutta bir komplikasyon oluşturabilirler mi? Bunları da biraz konuşalım. Herkesin aslında en çok merak ettiği konulardan bir tanesi bu olabilir. Cihazlara karşı çünkü
müthiş bir ön yargı var. Bazı durumlarda yapılmasını uygun görmüyoruz. Bunlar zaten hastayı ön muayeneye aldığımız zaman sorduğumuz sorular. Cevaplamakta gerekirse herhangi bir nörolojik rahatsızlıklarda, işte kalp pili, kalpte stent, belde platin ya da stent gibi, mide fıtığı, göbek fıtığı gibi durumlarda yapılması uygun görülmüyor. Onun haricinde herhangi bir komplikasyonu zaten yok. Cihazın klinik çalışmalarında da bir komplikasyon yok ama biz sadece işte gebelik şüphelerinde ya da bahsettiğim az önceki durumlarda yapılmasını çok uygun görmüyoruz. Anladım. Peki hangi bölgede ne tür problemleri olan danışanlarımız size başvurmalı? Yani şöyle, kadınlarda genellikle doğum sonrası sarkmalar en fazla. İşte erkeklerde de ya da erkek danışan ya da kadın danışan hiç fark etmez. Süt mide ameliyatı olmuş birçok danışanımızın aslında başvurduğu bir yöntem bu. Sonuç itibariyle ameliyatsız estetik yapıyoruz. Doğum sonrasında genişleyen bağ dokunun aşağı doğru çökmesiyle oluşan cilt elastikiyetinin toparlanması için saten germe özelliği sağlayarak o bölgenin sıkılaşmasını ve aynı zamanda incelmesini sağlıyoruz. Aynı durum tabii ki tüp mide ameliyatı geçirmiş ani kilo alışverişlerindeki ciddi kilo kayıplarında oluşan cilt deformasyonu. Ameliyatsız bir şekilde herhangi bir kesisi olmadan günlük hayatını hiçbir şekilde etkilemeyecek şekilde cihazlarımızla profesyonel destek sağlamış oluyoruz. Gayet güzel. Peki bu gelişen teknoloji insanları aynı zamanda biraz korkutuyor bence. Size gelen danışanlarımızda da bir ön yargı mutlaka bulunuyordur diye düşünüyorum. Bu tarz durumlarla karşılaşıyor musunuz? Karşılaştığınızda ne gibi tepkiler alıyorsunuz? Belki çok şaşıracaksınız ama %50'den fazlası ön yargıyla geliyor. Geldiğinde acaba sonuç alabilecek miyim sorusuyla çok fazla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat dünya artık dijitalde, dünya artık ameliyatsız işlemlerde. Bu sebepten kaynakları teknoloji de bu kadar gelişmişken insanların ön yargısını açıkçası birazcık garipsiyorum. Cihazın klinik çalışması olmuş, sonuç ispatı olmuş, herhangi bir komplikasyonu olmamış, işte ameliyat gibi zorlu bir süreçten geçmeden, günlük hayatımızı hiçbir şekilde etkilemeden devam edeceğimiz bir yöntem bu. Ön yargı evet elbette var ama bizi deneyimlemelerini isterim bu noktada. Çok güzel. Peki en başında diyetisyen kadrosuyla birlikte çalışıyorum dediniz. Buradaki süreçte cihaz desteği sağlarken aynı zamanda beslenme desteği de sağlıyorsunuz. Ki bence de bu şekilde uygulanmalı, kesinlikle, bu şekilde düşünüyorum. Bir kas gelişimi sağlıyorsunuz, bir yağ parçalama sağlanıyor ve bunlar doğal yöntemlerle yapılıyor. Yani herhangi bir cerrahi operasyon olmadan uygulanıyor. Biz nasıl dışarıda spor ve beslenmeyi düzenli bir şekilde ilerlettiğimizde güzel ve kalıcı sonuçlar elde ediyorsak, kısa süreçte de beslenmenin önemi burada aslında çokça bize yansımış oluyor. Bu süreçte peki nasıl ilerliyorsunuz? Zayıflama süreci danışanlarımızın nasıl ilerliyor? Şimdi zaten zayıflama sürecinde önemli olan bunu zaten kas kaybetmeden yağdan verebilmek için. Kimi danışanlarımızda yağ kas ölçümleriyle oynuyoruz. Atıyorum kiloyu sabit tutuyoruz. Çünkü şu şekilde insanların belki bilmediği bir noktadır bu. 80 kilo olup yağ oranı %40 olan da var. 80 kilo olup yağ oranı %30 olan da var. Ne kadar yağ ile mücadele etmemiz gerekiyor? Bölgesel olarak şikayetimiz nedir? Tabii ki uzman kadromuzda bir beslenme programı oluşturuyoruz. İnsanlarda genelde algı diyet mi bu, zorlu bir diyet mi olacak tarzında, fakat sadece bir beslenme alışkanlığı kazandırmak için aslında bunu yapıyoruz. Neyi yememesi gerektiğine karar veriyoruz bu noktada. Çünkü doğru bildiğimiz yanlış beslenmeler olabiliyor. Başından sonuna kadar zaten uyum sağlayan hastalarımızda süreç bitiminde de bir beslenme alışkanlığı kazanmış oluyor. Sağlıklı bir beslenme. Kendimize de aslında değer vermiş oluyoruz. Kendimiz için de bir şeyler yapmış oluyoruz. Kimi danışanında gerekmiyor da olabilir ama özellikle erkek danışanlar genelde hep kilolu oldukları için güzel bir beslenme programı, protein ağırlıklı bir beslenme programı ile ilerliyoruz. Siz de biliyorsunuz diyetisyen olarak kası besleyecek şey zaten proteindir. Burada yemeden içmeden kısarak değil, sadece kas kütlemizi artıracak protein ağırlıklı bir beslenme ve yağ oranımızı düşürecek şekilde sağlıklı bir beslenme. Kesinlikle beslenme süreci gerçekten diyet dediğimiz zaman insanlarda yine bir ön yargı oluşabiliyor. Çok kısıtlı besleneceğim, yemeden içmeden kesileceğim gibi. Bu yanlış bir algıdır. Kişiye özgü, kişinin daha çok uyum sağlayabileceği, onun yaşam tarzına uygun beslenmeler düzenlenmeli. Aynı zamanda
cihazı da destekleyecek şekilde ilerlenmeli anladığım kadarıyla. Kas gelişimi dediğimiz zaman protein bu noktada bizim için çok önemli. Yeterli proteinin sağlanması, alınması gereken düzeyde yağ ve karbonhidrat oranlarını da ayarlayarak kişiye özgü bir beslenme programıyla burada güzel bir şekilde ilerleyiş kaydediyoruz. Dışarıda daha çok kendi başına diyet yaptığı zaman danışanlardan ben de çok duyuyorum özellikle. Mirey Hanım kilo verdim işte fakat sonrasında çok hızlı bir şekilde kiloyu geri aldım veya sarkmalarım oluştu gibi. Kesinlikle bir fiziksel aktiviteyle desteklenmesi, bir cihazla birlikte veya desteklenmesi bu noktada şart gözüküyor. Çünkü kas gelişimi olmadan verdiğimiz kilo kayıpları aynı zamanda kastan da gidebiliyor. Ve bu noktada biz metabolizmamızı tamamen zaten çökertmiş oluyoruz. En önemlisi bizler için metabolizmayı hızlandırmak. Yağ oranını dengeleyip kas oranını arttırdıkça da zaten hızlı bir metabolizma elde etmiş oluyoruz ve daha kalıcı sonuçlar elde ediyoruz. Peki bu noktada şunu da sormak istiyorum size. Bu değişim süreçlerinizde sonuçta beslenme psikoloji de çok alakalı. Kesinlikle. Psikolojik ve fiziksel olarak danışanlardan nasıl etkiler ve geri dönüşler alıyorsunuz? Bu noktada sizlerle neler paylaşıyorlar? Gelen hastalarım ilk başta tabii ki özgüvensiz. İstediği kıyafeti alamama, beğendiği kıyafeti üstüne giydiğinde yakıştırmama gibi özgüvensiz bir şekilde geliyor. İnsanların buradaki yaşam kalitesi de düşüyor. Çünkü daha kısıtlı bir alan, daha kısıtlı bir hareket, ayakkabısını çıkartırken zorlanma gibi. Bunlar da insanın tabii ki yaşam kalitesini etkileyip mutsuz edecek faktörler. Değişimlerine tanıklık olmak, güzel bir şekilde ilerlemeleri, istediği kıyafetleri giyebilmeli, geri o özgüveni kazanabilmeleri bizim için inanılmaz derecede mutlu edecek bir şey. Bu konuda çok gururluyuz. Önceden giremediği bir gömleğe artık çok rahatlıkla girebilmesi, daha özgüven sahibi olması ve bence her şeyden önemli sağlıklı bir yaşama kavuşması, hayat kalitesinin, standartlarının artması müthiş. Kesinlikle. Seyircilerimize de dönmek istiyorum bu noktada. Siz de beslenme ve estetikle alakalı merak ettiğiniz sorular varsa aşağıdaki numaradan bize ulaşabilirsiniz. Gerçekten bu özgüven kişilerde oluşturulmalı ve kendini kişinin iyi hissetmesi sağlık açısından öncelikli olarak çok önemli zaten. Peki bu süreçlerimiz tamamlandı. Kişi sizinle sürecini bitirdi. Sonrasındaki koruma nasıl devam ediyor? Eminim ki zaten bir diyet desteğiyle birlikte sürdürülebilir beslenme mantığında sizde danışan oluşturmuş oluyordur. Nasıl beslenmesi gerektiği artık az buçuk kafasında belirmiştir. Sonrasındaki koruma programları nasıl oluyor? Şöyle yani bence spor ve egzersiz omurga sağlığımız, kalp sağlığımız için her zaman hayatımızda olmalı. Fakat spor yapamayan insanlar var. İşte menisküsü olan insanlar var, belinde platin olan insanlar ve teknoloji zaten bunun için geliştirilmiş. Belli bir seans alındıktan sonra, istediğimiz yağ oranlarına ve kilolara düştükten sonra bunun idame ettirilmesi için ayda bir ya da iki defa kontrol seanslarına gelmeleri, vücuda tekrardan bu kas hafızasını işte etkileştirmek için, hatırlatmak için öneriyoruz. Cihazın zaten herhangi bir ağrısı, sızı, acısı olmadığı için ve seanslar oldukça konforlu geçtiği için insanlar koruma seanslarına büyük bir hevesle geliyor. Bir bağımlılık alışkanlık da oluşuyor. Kesinlikle yani sonrasında. Öyle. Harika. Bir izleyicimiz sağlık gündemi hesabından bize bir soru yöneltmiş, onu sormak istiyorum. Aslında başta da birazcık değinmiştik. Bu hamilelik sonrası sarkmalarla alakalı. Aynı zamanda tabii tüp mide ameliyatı olabilen danışanlarımız mide ameliyatı sonrası, bu diastaziz recti dediğimiz işte kas zayıflaması gibi durumlarda, bu sarkmalarda ne gibi yöntemler uyguluyorsunuz? Bunu birazcık daha detaylandırabilir miyiz? Burada en basit dilde anlatabileceğim şekilde anlatmak istiyorum. Sonuç itibariyle bu bir cilt deformasyonudur. Cildin elastikiyetini kaybetmesi durumudur. Gebelikte de erkeklerde de fark etmez. Kilo alımına bağlı olarak genişleyen bir doku olmuş oluyor. Gebelikte bu süreç bittikten sonra cilt elastikiyeti, işte erkeklerde de kilo verdikten sonrasında bu cilt elastikiyeti %100 oranında artmış oluyor. Şimdi bunu toparlamak için o bölgedeki hücreleri bir aktivasyona geçirmek gerekiyor. Bunun için de cihazdan profesyonel bir destek alıyoruz aslında. Bunu nasıl yapıyor? Bence çok kısa bir cihazın çalışma mekanizmasından da ben bahsetmek istiyorum. Yağ parçalayan sistemimiz EMS Plus hem radyo frekans enerjisi ve hem ultrason enerjisiyle çalışan müthiş bir cihaz. Önceden bu iki enerji farklı cihazlardaydı. Şimdi artık son teknoloji, sadece merkezimizde bulunan bir cihaz. İki enerji tek bir cihazda. Ne yapıyor? Radyo frekans enerjisi güzel bir yağ parçalamamızı sağlıyor. Ultrason özelliği cildin yaklaşık 2,5 ila 4 santim
kalınlığı arasındaki kolajen bağlarının sentezlenmesini sağlıyor. İşte olayın zaten büyük bir sırrı bu. Kolajen bağlarının cilt altında sentezlenmesi, ben cilt üstünde o bölgenin inceldiğini ve sıkılaştığını görmüş oluyorum. Olayın tamamıyla düz mantığı bu şekilde. Kadınlarda doğum sonrası sarkmalarda, erkeklerde kilo verdikten sonra oluşan deformasyonlarda kullandığımız bir sistem. Aslında halk dilinde de bu sistem saten germe özelliği olarak da geçiyor. Bilinen bir sistemdir. Bu şekilde çok güzel sonuçlarımız var. Zaten sanıyorum Instagram adreslerimizden de sayfamızı detaylı bir şekilde de inceleyebilirler. Harika. Artık yani sarkmalardan korkmamıza gerek yok anladığım kesinlikle kadarıyla. Hayır. Peki neden saten germe demiş? Bu saten germeyi de birazcık açabilir miyiz acaba? Şöyle yani cilt üstünde bir iyileştirme aslında bir elastikiyeti ortadan kaldırıp cilde bir lifting sağladığı için saten germe özelliği denilmiş. Buradaki amaç zaten az önce de bahsettiğim gibi kolajen bağlarını sentezlemek olduğu için cilt üstündeki yapmış olduğumuz bir yenilik, bir hücre. Cilt altında bilerek bir deformasyon oluştururuz bizler. Neden bir deformasyon oluşacak ki hücre kendini yenilesin. Ölen hücreler birbirlerini yenilemeye başladıkça cilt altında bunu yapıyor. Ben bunu cilt üstünde o bölgenin iyileştiğini, sıkılaştığını ve toparlandığını görmüş oluyorum. Gayet güzel. Peki biz burada şimdi ameliyatsız estetiği konuşuyoruz. Daha çok işte bölgelerden konuştuk fakat bu yüz bölgesi için de uygulanabilen bir şey mi? Yaş ilerledikçe gıda problemleri, bu yüzde de sarkmalar olabiliyor çünkü. Yüz için nasıl uygulamalar yapıyorsunuz? Burada şunu söylemek istiyorum özellikle 30 yaşından sonra hepimiz yılda %3 kolajen kaybediyoruz. Kolajen kaybetmemizden kaynaklı, yer çekiminden kaynaklı cildimizde de bir elastikiyet oluşuyor. Aşağı doğru bir çöküşler. Hem de bir de gıdımız varsa, burada da bir yağlanmamız varsa bu bölgenin daha fazla gevşeyerek aşağı doğru düşmesi kaçınılmaz. Cihazımızın hem yüz başlığı hem de zaten vücut başlığı var. Yüz başlığı da bu bölgelerdeki bir liftingi sağlamak, cildi yukarıya taşımak, ameliyatsız boyun germe estetiği sağlamak için kullanılıyor. İşte saten germe özelliğini biz burada da kullanıyoruz. İnsanlar ameliyata hiçbir şekilde gerek kalmadan, herhangi bir dikiş izi olmadan müthiş bir şekilde boyundaki sıkılaşmayı, gıdının eridiğini, şu andan bakıldığı zaman jawline hattının belirginleştiğini ya da bir bişektomi efektiyle yanaklarımızın inceldiğini ve yukarı doğru kalktığını zaten görmüş oluyoruz. Gayet güzel. Yani artık gelişen yeni teknolojiyle birlikte ameliyatsız ve estetiksiz bir şekilde istediğimiz vücut formlarına, vücut şekillendirmelerine ulaşabiliyoruz. Sağlık turizmi de bu noktada merak ediyor Melda Hanım. Bununla alakalı da sizinle konuşmak istiyorum. Sağlık turizminde ne tarz hizmetler veriyorsunuz? Sağlık turizmiyle zaten Türkiye bunun artık en önde giden ülkelerinden bir tanesi. Yaklaşık 18 yıldır da demogrup olarak hizmet veren bir kurumuz. Bu yüzden de evet... Diş bölümümüz, saç protez bölümümüz, işte bölgesel incelme bölümümüz birden fazla aslında merkezde hizmet veriyoruz. İnsanların genelde bizden en çok talep ettiği 3 şey aslında burada bulunabiliyor. Merkezimize geldiğin zaman tek günde bir protez saç yapıp gidebiliyor. Tek günde bir implantını yapıp gidebiliyor. Ya da tek günde gelip yani 45 dakika içerisinde 10 ila 13 santim arasında bir incelme sağlayıp vücuduna şekil verip ödemini attığı işlemler yaptırıp gidebiliyor. Sonuçlarımız muhteşem. Memnun olmayan hiç kimse yok diyebilirim. Deneyimlediğimiz şekilde gerçekten çok çalıştık. Kombinasyon tedaviler ürettik. Nasıl sonuçlar alabileceğimizi birebir her şey takipte kaldık. Müthiş sonuçlarımız var. Yurt dışından da çok fazla rağbet görüyor. Yurt dışından gelen danışanlarınız da var. Peki daha çok hangi ülkelerden tercih ediliyorsunuz? Şöyle özellikle Almanya'da, işte Hollanda, Fransa, İtalya gibi dış ülkelerden çok fazla bir talebimiz var. Açıkçası onları karşılamaktan da çok mutluyuz. Basında da çokça sıkça duyduğumuz az önce sizin de bahsettiğiniz bu bir günde implant. Bunu da birazcık açıklayabilir misiniz acaba bizler için? Şimdi şöyle artık uzman kadro
Burada bence altını birazcık çizmek gerekirse bu. Kullandığınız malzemelerin, kullandığınız teknolojinin bence en üst düzeyde olması gerekiyor. Bizler bunu yapıyoruz. Kesinlikle. Denediğim gibi çünkü 18 yıllık arkada bir geçmiş var. Kullandığımız bütün malzemelerin en kalitelisi ve uzman hekim tarafından yapılıyor. Yani eskisi gibi artık 6 aylık, 4 aylık bir kaynama süreci, kemik tozu gibi bir süreç yok. Tabii ki uygun şartlar altında doktorun uzman elleriyle tek günlük de implantını geliştirdiğimiz, yapmış olduğumuz hastalarımız var. Genelde dediğimiz gibi de zaten yurt dışı hastaların kısıtlı vakit olmasından kaynaklı yapmış olduğumuz işlemlerimizden bir tanesi. Gayet güzel. Peki saç konusunda da yardımcı oluyorum dediniz. Saç protezi. Yine aynı şekilde yurt dışından gelen danışanlarımızla birlikte hani bir gün içerisinde bunu da yapabiliyorsunuz. Saç protezi konusunda neler yapıyorsunuz? Ya ameliyattan kaçan, yine saç hekiminden kaçan, saç ektirdikten sonra çim adam gibi bir görüntüden rahatsız olanlar için aslında geliştirilmiş Quantum Plus sistemidir. Burada bir günde nasıl gerçekleştiriyoruz? Ya öncelikle güzel bir ölçümleri alınıyor kafatası içerisinde. Daha sonrasında bir saç örneğini alıyoruz ve laboratuvarımıza gönderiyoruz. Laboratuvarımız zaten kendi bünyemizde. Herkesin kendi kıl yapısına, saç köküne uygun olan saçlarla bir tasarım oluşturuluyor. Modellerimiz seçiliyor. Yine ekibimiz içerisinde uzman kuaförlerle beraber istenilen şekiller, renkler yapılıyor, hazırlanıyor ve tek gün içerisinde bambaşka bir insan olup çıkabiliyorsunuz. Çok güzel. Peki biz özellikle kadınlar olarak birazcık yaşlanmaktan korkuyor muyuz sizce? Artık hani böyle bir dünya geliştikçe bundan bir korkar olduk. Estetik yaşı mesela kaça düştü? Birazcık bunlardan da bahsetmek istiyorum. İnsanların bence estetik kaygısı inanılmaz derecede yüksek. Evet, ama artık kesinlikle. İnsanların çok da korktuğunu düşünmüyorum yaşlanmaktan. Çünkü işlemler, sonuçlar, teknoloji inanılmaz derecede bu yönde etkili. Estetik yaşı evet. Düştü. Umduğumuzdan biraz daha fazla düşmüş olabilir. Hatta artık 18 yaşlarda, 19 yaşlardaki insanların bile, danışanlarımızın bile kendini beğenmeme içgüdüsüyle bir şeylerini değiştirmek için başvurduğunu görüyoruz. Hizmet verdiğimiz alanlarda tabii ki kişine yine uygun olacak şekilde programlar düzenliyoruz. Kişinin yaşı eğer buna uygun olmayacaksa hizmet vermemekten yanayız. Bu şekilde. Peki estetikte moda var mıdır? Son trendler nelerdir? Bence en son trendlerden bir tanesi bölgesel incelme ve zayıflama. İnsanların en çok revaçta olduğunu, aynaya baktığı zaman çünkü kendini bir beğenmemesi var. Vücudunu bir beğenmemesi var. İşte travmatik olaylar yaşıyor. Hiç bu kiloda değildi, kilo aldı. Ya da üzerinden bir pandemi geçti. Pandemide bütün insanlar evdeydi, kilo aldı. Ve aynaya baktığı zaman artık insanlar kendini mutlu hissetmiyor. Bu yüzden de en revaçta olan, ilk başta kendilerinde değiştirmek istediği şey vücut şekilleri olmuş oluyor. Bunu da zaten hemşehriyle mümkün. Kadınları konuştuk. Biraz da erkeklerden bahsedelim. Erkekler de yine en çok hangi şikayetlerle gelebiliyor veya hani onlar üzerinde nasıl deneyimleriniz var? Onlardan da bahseder misiniz tabii birazcık? Tabii ki. Erkek danışanlarım belki bana burada birazcık kızabilirler. Fakat kadınlar kadar kendilerine dikkat etmediklerini de görüyoruz aslında. Erkeklerde gerçekten yağ oranı, iç yağlanma oranı çok fazla oluyor. Evet, ya da kronik yüksek. Rahatsızlıklarda da yüksek bir oran görebiliyoruz erkek danışanlarımızda. Genelde zaten üst kısımdan en çok şikayetçi oluyor. Muayene ederken de baktığımız karın ve halk dilinde bilinen simit bölgeleri, meme etrafındaki oluşan yağlanmalar, kolları aşağı indirdiğimizde sırttaki düşüşler oluyor. Bu bölgelere çoğunlukla erkek danışanlarımızla işlem yapıyoruz. Bazı erkek danışanlarımızın da yine sakalla ne kadar kapatmaya çalışsa da gıdı bir problemi olmuş oluyor. Paket olarak gıdı eritme ve yine buradaki hattını belirginleştirmek için işlemlerimiz yine sık uyguladığımız işlemlerden. Sağlık gündemi programımıza da bir soru gelmiş. Karın bölgesinde oluşan sarkmayı az önce de bahsettiğimiz gibi bahsettiğiniz bu saten germe işlemiyle tamamen etkili bir şekilde çözebiliyor muyuz? Bu sorundan tamamen kurtulabiliyor muyuz? Bu kişinin fizyolojik yapısına, yaşına göre değişebilecek bir şeydir. Hani %100 kurtuluyoruz demek çok etik bir bilgi olmaz burada. Genç hastalarımla almış olduğum başarı oranıyla tabii ki biraz daha ölü hücresi olan yaşlı danışanlarım
sonucunda almış olduğum sonuç aynı olmayacaktır. Ama bir şey yapıyorum. Hı-hı. Değişim olmaması mümkün değil zaten ki orijinal cihazla hizmet veren bir merkez olduğumuz için Hı-hı. hem beslenme programı hem cihaz desteği, özellikle birebir takipler, belli seanslarda ölçümler, kontroller olduğu için sonuç almamak zaten mümkün değil. Anladım. Bir sorumuz daha gelmiş tiroid hastamızdan. Şimdi metabolik rahatsızlığı olan danışanlarımız da olabiliyor. Diyabeti veya belki kanser tedavisi görüyor. Mesela danışanımızın tiroid rahatsızlığı varmış ve kendisine uygulanabilip uygulanamayacağını merak ediyor açıkçası. Bu durumlarda ne yapıyorsunuz metabolik rahatsızlığı olan danışanlarımızda? Çok güzel bir soru gerçekten. Yüksek kilolarda zaten karşılaştığımız şeyler hormonal problemler ve rahatsızlıklar oluyor. Aslında bunlara biz çok da yabancı değiliz. İşin estetik kısmında varız ama aynı zamanda sağlık kısmında da buradayız. Bu yüzden zaten uzman kadromuz, uzman diyetisyenlerimizle hizmet veriyoruz. Kişinin hormonal bir problemi varsa, vücudu artık bir şeye karşı direnç oluşturmuş, yemiyorum ama kilo veremiyorum diyorsa, kullandığı düzenli bir ilaç takviyesi varsa, bu tarz durumlarda yine kişiye özel bir program oluşturuluyor. Haftalık olarak programlarını değiştiriyoruz. Belli seanslarına geldiği zaman yine yağ kası ölçümlerine bakıyorum ki yapmış olduğumuz programlar hormonal dengesinde ne kadar bir etkili oldu, ne kadar kilo verdik. Vücudun direnç oluşturmaması için daha sonrasında beslenme programını tekrardan değiştiriyoruz. Bu şekilde ilerleyip çok güzel sonuçlar alıyoruz. Gayet güzel. Yani burada bir metabolik rahatsızlığımız varsa bunu aynı zamanda beslenmeyle birlikte de dengelemiş oluyoruz. Bu tarz durumlarda çokça fazla ilaç kullanabiliyoruz. Aslında beslenmeyi düzenlediğimiz zaman bu ilaç kullanımı da en aza indirilmiş oluyor. Gerek kalmamış oluyor. Bu noktada gerçekten hayat kalitesini, standartlarını yükseltmek dediğimiz noktaya gelmiş oluyor. Genel olarak insanlar şunu merak ediyor. Gelişen bu yeni teknolojiler gerçekten güvenilir mi? Ne kadar güvenilir? Herkesin aklında genel olarak aslında bu soru var. Ya ben gelen danışanlarım da açıkçası şu şekilde bilgilendirme yapıyorum. Diyetle herkes kilo verebilir. Bunda hemfikiriz gerçekten. Ama diyetle kilo verirken burada bir kas kaybı da yaşayabiliyorsunuz. Önemli olan bunun hepsini yağdan verebilmek, bu birincisi. Hı hı. İkincisi, diyetle beraber kilo verirken vücudunuzun her noktasından kilo gidiyor. Ama biz bu işi biraz daha bölgesel olarak yapabilmek için zaten cihazdan profesyonel bir destek almış oluyoruz. Üçüncüsü, kilo verirken hiçbir sarkmam olmadan ya da sarkmayı minimalize ederek şekillenerek kilo vermiş oluyorum. Tabii ki kişinin programa uyum sağlaması, seanslarının düzenli olarak gelmesi bunun için bir etkendir. Ön muayenelerimizde zaten kişiye uygun bir program oluşturduğumuz için ortalama bir hedeflerimiz bellidir. 6 haftalık 45 günlük sonuçlarımızda koymuş olduğumuz hedefler vardır. Bunlara uyabilmesi için, sonuç alabilmesi için hem bizim programımıza uyması gerekiyor hem de seanslarına gerçekten düzenli gelmek bu konuda çok önemli. Az önce sağlık turizminden konuşurken bir 13 santim incelmeden bahsetmiştiniz. Aslında bunu da birazcık açalım istiyorum ben. Bu 13 santim incelme nasıl sağlanabiliyor? Gerçekten mümkün mü? Hayal gibi geliyor değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi bu bizim özel zayıflama protokolü dediğimiz merkezimizde bulunan bir işlem. Tam detayıyla tabii ki anlatmam burada çok etik olmayacaktır ama herkesin de merak ettiği ufak bir şeyi cevaplamış olursam şöyle söyleyebilirim. Çok basit tabirle öncelikle bir cam düşünün. Camı çok düşük santigrat derecede dondurduğumuzu düşünün. Daha sonrasında bu camı çok yüksek santigrat derecede ısıttığımızı düşünün. Ne olacaktır? Bu cam tuz buz olacaktır. Aynı mantığı oturmuş yağ moleküllerinde aslında yapmış oluyoruz. Bu şekilde de hızlı bir sonuç aldığımız için tek seansla ortalama 10 ila 13 santim arasında bir incelme oluyor. Ve bu gerçekten mezura zaten işlemden önce mezuramızı alıyoruz. Ölçümlerimize bakıyoruz. Bir de işlemden çıktıktan sonra mezura ölçümümüzü bakıyoruz. Gözle görülür bir fark görmüş oluyoruz. Gerçekten çok iyi. Peki insanlar bunu nasıl koruyacaklar? Bu incelmeyi sağladılar mesela seansla. Bundan sonrasını nasıl koruyacaklar? Özel zayıflama protokolümüz zaten bir seans şeklinde yapılan bir işlemdir. Hı-hı. Bundan sonrasında artık diğer protokollere geçiyoruz. Aslında en başta da dediğim gibi birden fazla cihazla hizmet verdiğimiz için incelmelerin diğer cihazlarla kombinasyon olarak ilerliyoruz. Başka bir yere gitmesine gerek kalmıyor. Diyetisyen danışmanlığını da alıyor. Özel olarak birebir takip eden birileri de var. Bölgesel olarak şekillenmiş oluyor. Hayat kalitesi artmış oluyor. Özgüveni artmış oluyor.
oluyor ki insanların gerçekten geldiklerinde o 2 haftadan sonraki değişimlerindeki yüz ifadeleri paha biçilemez. Harika gerçekten. Peki siz deneyimlediniz mi Melda Hanım? Deneyimleyebiliyor musunuz bu cihazları? Onları da aslında merak ediyorum. Şöyle bunu kendi burada anlatabilmem için sanırım önce kendim deneyimlemem gerekiyor. Elbette deneyimledim. Kendim deneyimlemesem ya da kullanmasam sanırım bu kadar samimi bir şekilde de anlatamam. Kendim de uygulayan biri, uygulattıran da biri olduğum için ben dostane konuşuyorum şu anda sadece selülit problemim için yaptırdığımda çok güzel bir sonuç aldım. Yani kötü beslenmemden, stresli bir hayat, yeme alışkanlıklarımın bozukluğundan kaynaklı. Selülit zaten biliyorsunuz bir dolaşım bozukluğudur. O bölgedeki dalgalı yağlanmadır. %80 oranında bir sonuç gördüm sadece 2 seansta. Harika. Peki şunu da sormak istiyorum. Bizi izleyen izleyicilerimiz tercih ederken nelere dikkat etmeli? Şimdi çokça fazla da görebiliyoruz tabii ki bunu. Nelere dikkat etmeliler tercih ederken? Nelere dikkat etmeliler derken biraz bu daha açar mısınız? Bu sistemlere girmek istediklerinde tercih ederken hani hangi yöntemlere dikkat? Çünkü çok fazla etrafta olduğu için artık tercih ederken burada dikkat etmesi gereken şeyler neler olabilir? Yani her yerde artık görebiliyoruz açıkçası bu tarz çok sistemleri. Çok üzgünüm ki yani merdiven altı bir yerde kesinlikle sağlıklarını tehlikeye atmamaları gerekiyor. Kesinlikle orijinal olmayan bir cihazla işlem yaptırmamaları gerekiyor. Bazı sonuçların gerçekten geri dönüşü olmayabiliyor. Bu en önemli kısasımızdan bir tanesi. Yaptırdığınız yerdeki cihazların orijinalliği, ekibin bu şekildeki uzman oluşu vesaire bence bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. İyice araştırılması gerekiyor. Sonuç takiplerine bakılması gerekiyor gibi şeyleri bence en fazla dikkat edeceğimiz şeyler bunlar. Çünkü burada hem vaktimizi harcıyoruz hem de bunun bir maddi boyutu da olmuş oluyor. Evet. Ki bence en önemli manevi boyutu. İnsanlar eğer bir sonuç alamadığında inanılmaz derecede üzülüyor. Bu hayal kırıklığını yaşamak bence daha acı bir tecrübe. Kesinlikle. Yani bu sistemler uygulanırken aynı zamanda bir cihaz uzmanı ve bir beslenme desteğiyle birlikte uygulanması gerekiyor anladığım kadarıyla. Bu yüzden daha bilinçli hareket edilmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani bir cihaz sistemine de girerken burada sizin kaslarınız geliştirilip yağlarınız parçalanırken bunun beslenmeyle desteklenmesi kesinlikle şart. Bu yüzden siz de seçim ve tercih yaparken bunların doğrultusunda tercih yapmaya çalışın. Son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mıdır Melda Hanım? Ben bölgesel incelme ve zayıflama üzerine çok kısa biraz daha üstüne aslında tabii değinmek istiyorum. Kendi uzmanlık alanımda olduğu için. İnsanların bu konudaki ön yargılarını öncelikle yıkmalarını öneririm. Deneyimlemelerini gerçekten çok isterim. Çünkü teknoloji dediğim gibi artık çok gelişti. Bir ameliyat olup da kendimizi böyle 45 gün eziyet edecek şekilde bir sürece gerçekten hiç gerek yok. Herhangi bir acısı, ağrısı, sızısı olmadığı için günlük hayatımızı etkileyecek bir işlemler değildir. Tek günde, tek seansta inanılmaz değişimler gerçekten oluşmaktadır. Bu kadar. Herkese sağlıklı günler dilerim ben de. Teşekkür ederim. Gerçekten söz konusu sağlık olduğu zaman çevremizden duyduğumuz yorumlarla yaptırdığımız uygulamaların vücudumuzda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Bu yüzden daha uzman ekiplerle ve profesyonel desteklerle bilinçli bir şekilde ilerlememiz şart gibi gözüküyor. Ne demişler? Sağlık en büyük zenginliktir ve her zaman en büyük yatırımımız kendinizin sağlığıdır. Evet, yarın tekrardan aynı saatte sizlerle burada görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Tele1'de kalın. We'll be right back.